işte en çok özlediğim arkadaşım, canım arkadaşım. Niye görmedim daha önce? Ay, seni gelmiş. Canım benim. Sermin mi yoksa? Evet, Sermin. İnanılır gibi değil. Vallahi billahi. Hiç değilsin. Ay canım benim. Ay ben çok özledim burası arkadaşlar. Ay ben inanamıyorum ya, hiç değişmemişim. Değişmiyor mu? Duygusal mı? Aaa gelecek. Bekliyor. Çok fena oldum ben ya, kaç gündür uyuyamıyorum bile. Ama dün geçen sene Berin söyledi. Yani Sermin uyardı. Ben de 35 yıllık arkadaşımı ilk defa görüyorum. Beraberdik hep lisede burada beraber. Şeker. Bir sosyal paylaşım sitesinde kurulan Dardanelles Gençlik sayfasında Çanakkale'de yaşayan ve şimdi Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafına dağılmış Çanakkale'liler Çanakkale'de 14 Temmuz'da Cumhuriyet Meydanı'na buluşmak üzere randevuleşti. Hocam, bak abi beni geldi, beni de çeker misiniz? Biz geldik. Geldim, mutlu ettim. Sağ ol, teşekkür ederim. Merhaba, memnun olmalısınız. Pankart da hazır. Pankartımız hazır abi. Her şeyiyle. Kimler var bizden? Yavaş işte, yavaş. Danış abiye bakayım. Vay vay vay. Vay vay. Danış abi. Hoş geldin. Pantolonu verin, sen onu bağlı. Merhaba. Dünden beri görmediğim arkadaşımı gördüm. Seda sorun olacak. Ablacım hoş geldin. Teşekkür ederim. Komik olacak. Komik olacak. Aferin Güneş'im. Benim yemekleri getirdin mi? Yaptım beni ya. Beni verasın mı? Çok sevindim. Merhaba Atin abla, hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz? Tamam. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başlanan Dardanelles Gençlik üyeleri yıllardır görmedikleri arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Bazı arkadaşlar birbirlerini 30 yıldan bu yana görmemişlerdi. İyi misin lan? Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Kardeşim. Pardon. Kardeşim. İyi misin? Kardeşim. Evde onun şeyini tutuyor. Nasılsın? Ağabey. Ayşe. Dur şöyle. Kim arıyorsun? Kim arıyorsun? Senden hala. Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarıyla buluşan Çanakkale'nin tanınmış simaları mikrofonlarımıza şunları söylediler. İnsan dediğin şey ne kadar var. Bu zamanı görüşürüz. Nerede kız? Her şey geldi söylemedi. Kız dedi. Sabah dedi. Levent Ağabey. Ama bu buluşmanın özelliği sanırım bundan yaklaşık olarak 4,5-5 ay önce ben abim Ahmet Tanerci'yi kaybettiğim zaman bir araya geldiğimizde kararlaştırılan. Sonra da yani hayata geçirilen bir birliktelik. Bence çok çok da iyi oldu. Herkes birbirini görecek, bulacak yıllar sonra. 30-35 senedir görmediğimiz insanlarla karşılaşacağız. Yani bunun devamı inşallah tekrar önümüzdeki senelerde de devam olur. Devamı gelir de biz de bir araya gelme fırsatını buluruz. Evet, ben de çok mutluyum, çok heyecanlıyım çünkü yeni arkadaşlarımı yeniden göreceğim. Seneler sonra görmediğimiz arkadaşlarım. Kimini bakıyorum Amerika'dan geliyor, kimi Kanada'dan geliyor, İstanbullular filan. Tabii özlem. Hepimiz gün geçtikçe yaşlaşıyoruz. Ama bir şey kaybetmedik tahmin ediyorum. Yeniden beraber olunca çok sevineceğim. Söyleyeceklerim herhalde bu kadar. Hep beraber geceyi de paylaşırız tahmini. Bir de şimdi Çanakkale'de toplanıyoruz. İşte bunu devam ettirmek istiyoruz. Yavaş yavaş şimdi toplanacaklar. Burada bir resim çektireceğiz. İşte gayet güzel, mutlu bir gün olacak. Sosyal paylaşım sitesine sahip kurarak yıllardan beri görmedikleri arkadaşları buluşturan Erdal Aras, Dardanelles Gençliği nasıl kurulduğunu şu cümlelerle aktardı. Vallahi şimdi bu aslında bizim için tabii çok enteresan bir gelişme. Kısaca şöyle özetleyeyim.
Ben çok eski Çanakkale'yim. Yani dedelerimiz aşağı yukarı 1900 senelerden bu yana Çanakkale'ye gelmiş, yerleşmişler. 1900 senesinden beri Çanakkale sayılırız. Ben uzun seneler Çanakkale'de iş hayatımı yaptım. Fakat aşağı 25 senedir İstanbul'dayım. Çok eski tabii arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Dedik ki o arkadaşlarımızı, dostlarımızı şey yapalım, bir toparlayalım. Şimdi çok uzun seneler birbirini görmeyen insanlar var. Bir de tabii Çanakkale'miz çok değerli. Hem kültürel olarak hem tarihi olarak inanılmaz fırsatların olduğu bir şehir. Bir dünya şehri, ben öyle diyorum. O yüzden de bu güzel değerleri güzel toplulukla beraber paylaşıp bir yerlere getirebilirsek, biraz da memleketlerimize faydası olursa, bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize diye düşünüyorum yani. Kısaca söyleyeceklerim bunlar. Tabii yani çok eski Çanakkale'li. Yani 40 senelik arkadaşlarım var. Birazdan zaten gelecekler aşağıya. 8 gibi falan burada olurlar. Çok eski arkadaşım. Okul hayatım burada geçti. İlkokulu burada okudum. İstiklal Okulu'nda. Ortaokulu, merkezi ortaokulunda okudum. Liseyi şu görmüş olur, lisede okudum. Dolayısıyla baktığınız zaman hakikaten ilkokul, ortaokul, lise. Sonrasında ayrıldık buradan tabii. Babam eski Deniz Yolları Acentesi'ydi burada. Belki hatırlarsınız. İrfan Aras, rahmetli babam. Orman Aras amcam. 40 sene babamdan önce dedem Mehmet Ali Bey rahmetli. Deniz Yolları Acentesi'ni yapmıştı. Yaklaşık 40 sene bir Deniz Yolları Acentesi'nden sonra biz kendi iş hayatımıza döndük ama tabii çok büyük anılarımız ve değerlerimiz olduğu için bu değerleri de tekrar ortaya çıkarmayı arzu ediyorum yani. Valla şimdi aslında bu çok enteresan oldu. Çok kıymetli abilerimiz, arkadaşlarımızı kaybettik son zamanlarda. Bir de benim eski ortağımın kızı da çok yakın kayak kazasında vefat etti. Belki basında görmüşsünüzdür. Aslında ne mutlu. O da benim ortağımın kardeşidir. Tabii böyle insanları çok yakına kaybedince insan biraz şey oluyor. Ya herkes bir şekilde büyüyor. Yaşamında bir sürü olaylar geçiyor. Ama bunların hepsine bir geçmişte baktığınız zaman insanların bir araya gelip böyle bir mutluluğu paylaşması, oradan da bir şeyler çıkarması için öyle bir şey aklıma geldi. Facebook'ta bir sayfa oluşturdum. Dardanelles Gençlik sayfası diye. O gençlik sayfasında da bütün eski Çanakkale'li arkadaşlarımızın hepsini orada toplamaya başladık. Şu anda aşağıda 135 kişi var orada, o sayfada. Bunlar hepsi benim çocukluk arkadaşlarım, abilerim var, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bunların hepsini beraberce şey yapmaya, geliştirmeye çalışıyoruz. Burada tabii emeğe geçen çok arkadaşlarımız var. Özellikle Salih kardeşim onun konuda. Salih kardeşim. Neyse, o biraz herhalde şu anda meşgul. Onun da tabii büyük desteğiyle beraber bu organizasyonu yaptık. İnşallah bu organizasyonu devamlı bir şekilde getiririz diye düşünüyorum. Geçmişte birkaç, yani bir dernek mernek de yaptık. Belki hatırlarsınız onu. Bazı olumsuz şeyler oldu. O dernekten vazgeçtik. Yeniden böyle bir daha genç bir yapılaşmayla işin içerisinde. Erdal sağ olsun böyle bir Facebook, yani artık elektronik ortam daha güzelleşti. Daha hızlı ulaşabiliyoruz insanlara. Daha çoğalacağız. Gürleşmeye çalışıyoruz işte, bakalım. Dardanelles Gençlik üyeleri ardından Cumhuriyet Meydanı'na toplu fotoğraf çektirdi.